Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaz Dağları videolarımız arka arkaya geliyor. En son 4. bölümde kalmıştık. 4. bölümde hatırlarsanız Hanlar bölgesinden devam ederken sol tarafta Kalabakbaşı köyüne uğramıştık. Çok güzel bir bahçesi olan ufak bakkal dahi olmayan güzel şirin bir köydü. Orada biraz oyalandıktan sonra yolumuza devam etmiştik. Daha önce Körfez Doğa Sporları arkadaşlarımızın önerisi üzerine zaten yolumuzun da üstündeydi. Eybek zirve yapalım dedik. Eybek zirveye gitmek için de Kalabakbaşı köyünden devam ederken sol tarafta orman işletmesinin bir kampı var. Hemen onun karşısındaki orman yolundan girdiğiniz zaman da 5 kilometre kadar ileride Eybek zirveye ulaşıyorsunuz. Biz önce orman işletmesinin orada kamp yapabilir miyiz düşüncesiyle girdik. Fakat piknik dışında kampa izin verilmediğini öğrenince Eybek zirveyi de yapmak istediğimizden hemen karşıdaki Eybek zirve orman yoluna girdik. Biraz ilerledikten sonra solda bir tane çeşme var. Çeşmenin biraz ilerisinde de bir ağıl. Ağılın karşısına, yolun diğer tarafına aracımızı bıraktık ve Eybek zirveye doğru yürümeye başladık. İsterseniz bundan sonrasını videolardan izleyelim. Daha sonra zaman zaman ben tekrar devreye girerim. İyi seyirler. Şimdi kalkından Hanlar bölgesine geldik. Hanlar bölgesinde orman işletmesinin bir kamp alanı var fakat kampa izin vermiyorlar. Daha doğrusu piknik alanı. Biz de aracımızı oraya bırakıp hemen karşısındaki yoldan Eybek zirveye doğru yürüyüşe geçtik. Bu arada akşam duruma göre bir yerde kamp yapacağız. Şimdi Eybek zirveye doğru yürüyoruz. Dün hava biraz kapalıydı. Bugün oldukça sıcak hava. Hafta sonu zaten güzel görünüyordu. Pazara kadar buradayız. Burada çok güzel yürüyüş rotaları var. Biz de bunlardan birkaçına yürüyeceğiz. Zamanımız yettiğince. Etrafımız çam ve çınar ağaçlarıyla çevrili. Kestane var. Yollar kestane dolu. Şimdi ise biraz da arkamdan gerçi yolu görüyorsunuz ama biraz da önden göstereyim. Bu arada Eybek zirveye çıktığımızda bütün körfez Edremit ayaklarımızın altında olacakmış. Daha doğrusu öyle söylediler. Biz de çıkıyoruz. Bakalım nasıl olacak. İşte gördüğünüz gibi etraf böyle çam ağaçlarıyla çevrili. Görüyorsunuz. Solda hemen derin bir vadi var. Burada dağlardan akan sular dere oluşturmuş, yarık, vadi. Fakat su yok. Su artık çok değerli. Ağaçlar susuzluktan, sıcaktan çoğu yerde kuruyor. Burası da mesela suyu bol olan bir yer ama işte bölgedeki maden ocakları, altın çıkartılan yerler bu doğanın içine resmen ediyorlar. Buna engel olan da yok. Yazık. Cennet gibi bir doğayı kendi ellerimizle öldürüyoruz. Neyse, biz yürüyelim bakalım. Eybek zirveye bizim başladığımız yerden tamamen orman yolundan gidiyorsunuz. Bazı yerler bozuk da olsa araçla da gördüğünüz çeşmeye kadar gelebilirsiniz. Aşağı yukarı çeşmenin bulunduğu yer yani 4 kilometre falandır. Çeşmenin orada fotoğraftaki arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Bu arada soldaki arkadaşımız bize oldukça komik ve de ilginç bir ayı hikayesi anlatıyor. Yani onu nasıl ben kaydetmedim ona yanarım. Yani o kadar tatlı diliyle yaşıyormuş gibi anlattı ki yani pür dikkat kendisini dinledik.
Kısa bir sohbet yaptıktan sonra da zirveye doğru yürüyüşe geçtik. Zaten çeşmeden sonra artık orman yolu bitiyor. Ondan sonra videoda seyredeceğiniz gibi patikalardan bazı yerlere, ağaçlara, kayalara ok işaretleri konmuş. Onları takip ederek yükseliyorsunuz. O zaman biz de yükselmeye devam edelim. Zirveye doğru yükseliyoruz yavaş yavaş. Önce Eybek zirve yapalım. Sonra kuleye çıkarız dedik. Zirve yakın aslında ama dik olduğu için dar bir patikadan döne döne yükseliyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Buradan devam. Bunları da çekelim. Şöyle. Ve yola devam. Hadi bakalım. Zirveye çıkan patika gördüğünüz gibi işaretlenmiş. Çok fazla da yürünmemiş aslında. Patika o kadar belirgin değil. Taşlarda işaretler olmasa farklı yere sopulabilir. Ama zirve olduğu için yükseleceğiniz belli. Yani patikamsı yerden yükselirseniz zirveye ulaşabilirsiniz. Zirvede yalnız hava sıcak olduğu için yorulduk, güzel bir mola vereceğiz. Şimdi hava sıcak olduğu için zirve yolunda kısa bir mola verdik. Hakan Bey'imizin araması da çok Kerbela, Kerbela gelmeyin. Gelmeyin. Yok. Sözün içe bakar mısın? Gelme. Hocam bu adam ne diyor? Şimdi biz bunu yayınlayamayız. Sansür mü bulacağım? Burada sansür var arkadaşlar. Zamping yapmış. Burada ekmek var, peynir var. En doğal beslenmeler var. Bunlar rütükten beterler. Tekel bayi bile yok değil mi? Yok. Hayat yok. Hayal kırıklığı ya. Kaç gündür? Kaç gündür? Hatta bayi ne onu bile bilmiyorlar. Evet. Bunlara mikrofon uzatmakta kabahat. Cuma namazına gidiyorlar. Evet. Çok fena. Evet. Bu adam tehlikeli. Ceza verecekler bize. Bunları yayınlayamayız. Sen benim YouTube hayatımı mı karartacaksın? Daha da şey yapar. Sen de sansür bu arada. Evet, çok güzel bir yerdeyiz hakikaten. Ağaçlar önümüzü kapatıyor ama körfez birazdan ayaklarımızın altında olacak. Çam ağacı değil mi bunlar? Güzel bir yerdeyiz. Hayır. Şu an Eybek Zirve'ye geldik. Arkadaşlarım da çıkıyorlar. Etrafta gerçekten çok güzel bir manzara var. Ama burada aynı zamanda doğa katliamını da görüyoruz. Birazdan size göstereceğim. Yazık yani. Çok yazık. Şimdi ben size manzarayı bir göstereyim. Arkadaşlarım karşıda geliyorlar ama biraz uzaktalar. Yavaş yavaş çıkacaklar. Şöyle. Bakın burası zirve. Burada
ziyaretleri yok ama buradaki halkın, yörüklerin, tahtacıların sanıyorum gelenekleri dolayısıyla buraya Yemenler bağlanmış. Bunlar güzel şeyler tabi. Buraya taşlardan zirve olduğunu belirten bir yer de yapılmış. Etraf gerçekten çok güzel. Yani bir sürü burada tepeler var. Bakın buralar hep Kaz Dağları. Şimdi size şöyle göstereyim. Bu taraflar Hanlar bölgesi. Buradaki yöre halkıyla konuştuğumuzda burada çok eskiden yolculuk edenlerin kaldığı yerler varmış. Hanlar. O yüzden Hanlar bölgesi dendiğini söylediler. Halen de böyle eski yerleşim yerleri varmış. Bazı evler restore ediliyormuş gelenler tarafından. Ama coğrafya çok güzel. Aşağıda köyler var. Orman içinde evler var. Şurada çok kötü bir görüntü var. Orman talan edilmiş. Herhalde altın çıkartılan yer. Bilemiyorum artık. Çok sis var. Edremit Körfezi'ni tam göremiyoruz. Işık da geliyor. En iyisi ben şöyle bir döneyim. Size arka tarafı göstereyim. Görüyorsunuz. Güzel bir coğrafya. Şimdi arkadaşlar... Evet, arkadaşlarım da geliyorlar şimdi. Geliniz. Sizi zirveye alalım bakalım. Gelin şöyle. Geç 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 geç. Burası zirve. Aa, şurası. Evet. Burası Eybek zirve. Siz de şöyle çekeyim. Kayıt altına alayım. Şöyle. Evet. Başardınız. Vay. Tebrik ediyorum bu sıcakta. Şimdi manzara burada, güzelmiş ama. Manzara güzel ama arkada çok kötü bir manzara var. Ay. Fotoğraflardan da gördüğünüz gibi zirvede biraz keyif yapıp çevredeki muhteşem manzarayı seyrediyor. Sonra bol bol fotoğraf çektirdikten sonra yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Kampa gelip de kamp yerimizde çadırlarımızı kurmaya başladığımızda artık hava da kararmaya başlıyor. Önce çadırlarımızı kuruyor, sonra yemek hazırlıklarına başlıyoruz. Evet. Tekrar merhabalar. Tamam, ben burada sana şimdi akşam Ayberk zirve yaptık. Saat kaç oldu ya? Taşımız yok. Bilmem. Şimdi hava karardı, görüyorsunuz. Orman içinde bir yer bulduk. Buraya çadırlarımızı kuracağız. Arkadaşlarımız şimdi hazırlık yapıyorlar. Buraya koyalım. Artı direkt giriyor içine. Karanlıkta. Çadır kurmak da oldukça keyifli. Artık alıştık. Her gün çadır kur kaldık. Kur kaldık. Gerdirsin artık. Likya'dan tecrübeli bu ekip. Likya'da her gün kur kaldır, kur kaldır. Yasemin, acaba diyorum ki bir gezide vaktinde akşam gelip çadır kurabilecek miyiz? Evet. O zaman bir akşam erken bitirelim. Ama erkenden çadır kuralım. Maceradan bir yani. Gittiğimiz yerlerin ölçüsüne bakın abi, nerelere çıkıyoruz bir gün içinde. İşte diyorum, evet. Maceradan ruhumuz böyle. Bak şimdi şelale öğrendik. Aşağıda şelale varmış 5 kilometre ileride. Yarın o şelaleye gidelim. Deyip duruyorlardı. Şelale var, şelale var. Tamam işte orasıymış. Evet, bu da kamp hallerimiz. Etrafta kimse yok. Bugün de hava çok güzel. Biraz sıcaktı. Şöyle size çevreyi göstereyim ama tabii karanlık, siz bir şey göremiyorsunuz. Böyle ormanın içindeyiz. Aracımız kenarda. Buraya şimdi çadırlarımızı kuracağız. Sonra yemeğimi yiyeceğiz. Benim malzemeler de burada. Evet. Şimdi bir ara verelim. Ben de çadırımı kurayım. Evet, bu da akşam yemeğimiz. Kaçıncı? Üçüncü gecemiz. Evet. Üçüncü gecemiz. Bir gecemiz mi kaldı? Ne çabuk? Çok çabuk geçti. Tamam.
Bugün de severim karabiber. Yine güzel bir yemeğimiz var. Domatese karabiber isteyen. Bu biberi kim koydu bana? Düzüf mü, ceza mı? Yasemin'e ver, Hakan'a ver. Bugün sen artık çok paylaştığınız acı, var. Çok acı, Hakan yemez. Hakan istiyorsan bu tadına bakabilirsin. Çok acı. Yer yer, Hakan yer. Acaba? Aman kavanoz açık. Bir olsaydı yerim. He, böyle güzel güzel. Şu vardı. Adam montaj. Oo, çok güzel olmuş. Ha, acı mı? Yasemin'e versene onu. Ay, yiyemez. Bu yemedi, ona verdi zaten. He. Bunu kuru fasulyeye bir tane atacağım. Bir tane. Fazla değil. Bir tane atacağım. Hakan tabağını yap. Zirve sonrası videolardan da seyrettiğiniz gibi yemek faslı, çadır kurulumu, çay kahve keyfi derken çadırlarımıza çekiliyoruz. Günaydın. Bugün de kampımızın 4. günü. Sabahleyin kalktık. Bulaşıklarımızı yıkadık. Kahvaltımızı hazırladık. Çadırlarımızı topladık. Şimdi birazdan kahvaltımızı yapacağız. Ben size önce bir arkadaşlarımı göstereyim. Kamp hallerinden. Kahvaltı soframız hazırlandı. Ne oldu? Yeri beğenmediniz mi? Beğenmedik. Güneşe mi çıkıyorsunuz? Tamam. Evet, herkes koltuğunu, sandalyesini alsın. Şöyle güneşe çıkıyoruz. Çok da yola çıkmayın, araba geçiyor oradan. Oh oh oh, tüp de uzakta. Evet. Soframız geldi buraya. Burası daha yamuk ki. Ve taşınıyoruz gördüğünüz burası, gibi. Şurası iyi de Yasin. Burası düz. Yamuk oldu da burası daha düz. Vallahi arkadaşlar, yani çok güzel oldu. Şöyle çekelim. Evet. Çok ortada. Artıdaydı. Bıçağı vermesem olur mu? Cinayet işleyeceğim de. Ay, elinde mi? Hadi oturun bakalım. Evet, afiyet olsun. Güneşli bir kahvaltı. Sonbahar sabahı. Evet. Çay bardakları da. Kahvaltı sonrası soframızı topluyor. Bulaşıklarımızı yıkıyor. Çadırlarımızı kaldırıp aracımıza yerleştirdikten sonra çevreden gelen geçen araçlardan öğrendiğimiz şelale yoluna düşüyoruz. Şelale videomuz yalnız bundan sonraki bölümde. Şimdilik hoşça kalın. Gene her zaman olduğu gibi videonun sonunu gün içindeki fotoğraflarla kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.